Merhabalar, ben Love 101'in celebrity başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu. Bunlar da ekip arkadaşlarım. Alina Boğ. Ben Selahattin. Ben de Kubilay. Ben İpek. Ben Alina. Ben de Selahattin. Harikayız ya bu konuda. Burada toplanmamızın sebebi 5 kişi oturalım, geyik yapalım. Aynı zamanda da sizin sorularınızı cevaplayalım kafasında bir şey efendim. İpek Hanım Leğen'le katılıyor. Selahattin antika bir değerli. Özel parça. Antika bir parça. Aynen. Onu tahmin ettim zaten. Sen kendi özel parçanı göstermek ister misin? Bülay Aka çorba kaseti sanırım. Ben de salata kasesiyle katılıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir prodüksiyon olmayınca biz de bir hiç olabiliyoruz. Bu kadar. Bardakta katılmak zorunda kaldım. Bu kadar oldu. Olduğu kadar diyelim ve Kubilay ilk soruyu açıyor acaba. Abi bu kadar hızlı hemen girdik mi? Bir alıştırma falan yok mu? Öyle hızlı. Yani artık böyle sosyal medya hızlı, her şey tüketim toplumu. İnsanlar izlemez yoksa Kubilay. Abi tık tık diyorsun, her şeyi yapayım. Tabii. İlk sorumu çekiyorum. Değerli arkadaşlar, O Ne Diyor kanalımıza tekrar hoş geldiniz. İlk sorumu çekiyorum. Hayatım boyunca bu anı beklemiş gibisin Kubilay. Karantina günlerinde doğum günü geçirmek nasıldı? Yani ben normal hayatta da çok doğum günlerine önem vermeyen biriyim. O yüzden beni çok etkilemedi ama tabii farklı olsaydı durum etkilerdi diye düşünüyorum. Ve sıradaki soru için İpek'e geçiyorum. Çekiyorum sorumu şimdi. Herkese merhaba öncelikle. Bakalım ilk sorumuz ne çıkıyor? Sette oynamakta zorlandığım bir sahne oldu mu? Beklediğim soru hiç konuşmamışızcasına. Evet, bir sualtı sahnemiz vardı bizim Mert'le. İnanılmaz zorlandım diyebilirim çünkü yani o ortamı şu an ne kadar size anlatabilirim bilmiyorum ama bir 5 metrelik bir havuzda ne kadar başta girdiğimizde su sıcak olsa da bir 3-4 saatin sonunda su sıcaklığı da bir süre sonra azalmaya başladı ve bir süre sonra üşümeye başladık. Farklı teyitler alınıyor, bir şeyler oluyor. Belimizde 5 kilodan başlayan ağırlıklar var. Zorlayıcı bir sahne oldu benim için ama güzel sonuç çıkmış sanırım. Evet, bu kadar. Şimdi topu kime atayım? Alina'ya atayım. Hadi ben de o zaman çekiyorum. Hiçbir şey söylemeden ben direkt... Çok zorlanmayacaksın zaten çekerken. Çok da zorlanmayacağım. Soruları kendim yazdım çünkü bizzat az önce elimle. Çok ben sürpriz değilim. Olmayacak bana. Mesela bu kağıdın kalın olduğu için hangi soru olduğunu biliyorum. Bilmiyormuşum. Netflix sayesinde dünyaya açılıyorsunuz. Bu çok heyecan verici olmalı. İnternet dizisinde oynamak, televizyonda oynamaktan farklı bir heyecan veriyor mu? Avantajları neler? Yaklaşık olarak 190 ülkede yayınlanacak bir Netflix projemiz var. 24 Nisan'da yayına girecek olan. Çok da farkına varmadım. 190 ülkede işte yayınlanacak böyle üstümde. Çok büyük bir baskı yaratmadı Allah'tan çekimler sırasında. Ama şu özellikle PR günlerinde bunun daha çok farkına varıyorum. Tabii ki televizyon dizisini oynamaktan daha farklı. Yani hem süre açısından olsun hem dikkat edilen şeyler açısından olsun. Birazcık daha güvenli bir alandaymışsınız gibi hissediyorsunuz. Netflix'te konunun içinde olduğu için. Onlar zaten sizden çok her şeyi düşünüyor. Güzel bir duygu. Öyle arkadaşlarıma da sorayım. Sizce nasıl bir duygu 190 ülkede yayınlanmak diye size soruyorum efendim sizlere. Özellikle böyle PR günlerinde PR indirimleri. Neşeli günlerde. PR günleri. Çok güzel bir duygu tabii ki 190 ülkede yayınlanmak ve neden diyeceksiniz. Şöyle normal televizyondan farkı şu. Daha çok insana hitap ediyorsunuz ve daha çok kitlenin dikkatini çekiyorsunuz. Bu da bir oyuncunun ulaşmak istediği şeylerden biridir zaten. Daha fazla insana hitap etmek ve daha fazla insanın sizi anladığını görmek. O yüzden ben çok mutluyum kendi adıma. Topu da birine atmam gerekiyorsa zaten Mert'e geçti sıra ve Mert çeksin diyorum ben. Öyle mi? Hadi çekiyorum. Daha demin kedim bir zorladı ama maalesef patilerinin gücü yetmedi çekmeye. Patilerin gücü adına. Çekiyorum. Ya of, en istemediğim şey geldi. Bize soğuk bir espri yapar mısın? Çok kötü olsun ama. Yani zaten videonun akışında genelde soğuk espriler yaparım. Bu sorunun cevabını genel videoyu izlediğinde alabilirsin. Nasıl? Güzel oldu. Ya. Yani evet. Arası kalmadı. Şimdi sana sivilcem esprisi yapmayayım yani. Hayır, zaten böyle akış içinde olunca daha güzel oluyor. Evet. Ben akış içinde bu sorunun cevabını hemen vereceğim. Ah köpeğim. Ben Selahattin'e bağlanırım. Selahattin ne yapıyor Bodrum'da? Özel antika açıyorum. Bir de bu böyle açılıyor. Hani şöyle. Bir daha oran ona. Ahşap mı Selahattin? Ahşap kendisi çok özel. Ceviz ağacı galiba. Unuttum. Kiraz ağacı. En güzelini söyleyecektim ama unuttum. Ceviz, kiraz.
Yok ya. Böyle meşe falan var ya, onların en kalitelisi artık neyse o sınıfta. Meşeyi genelde yakmak için kullanırlar. O zaman o değil kesinlikle. Evet. Yani mesela senin bu aralar şansın bu galiba. Yani aslında evet. Selahattin soruyu beğenmediği için yırttı. Çok. Bu soruya siz de cevap verebilirsiniz istiyorsanız. Başlangıçta herkes arasındaki atmosfer nasıldı? Böyle. Ay, çok şeker. Buydu. Yani başlangıcı şu anki haline göre çok daha iyiydi diye düşünüyorum ben. Yani Selahattin'le hiç tanışmadan audition'a girdiğimiz zamanları Selahattin daha çok özlüyor. Daha efendiydi ama. Kesinlikle ben de daha efendiydim. Siz de öyleydiniz. Yani aramızda bir o korum, insan kendini koruyor ya yani, hani bir şekilde bir mesafe oluyor. O günler çok güzeldi yani. Ben o günleri özlüyorum. Şu an çok herkesin içinden bambaşka şeyler çıktı. Yiyip kapatıyoruz yayını. Gözüme bir şey kaçtı, çok pardon. Ha, ben artık yayını kapatıyorsun sandım. Evet ama yine de şey çok güzeldi mesela yazın. Yalı'da prova yaptığımız zaman sonra hani yan eve geçtik ve orada çok böyle tatlı doğum günümü falan kutladınız. Çok şekerdi ya ilk başlar. Bu evet güzeldi. Ya sen de. Orada her şey çok masumdu. Ya tabii ben, şey oluyor ama. Yalı'dan diyoruz. Ha, doğum günün kutlu olsun falan, hani öyle oluyor ya olay. O bence Selahattin de dedi o. Yani çok mu acaba iş dışlı oldu? Şimdi doğum günün kutlu olsun lan falan yapacağız. Yani. O zaman kapatıyorum ben. Ne gerek var buna falan. Topu Mert'e atayım da bari bir akıllansın. Hadi bakalım. Elimdeki sorular bitince ne yapacaksın acaba Selahattin Paşa? Bu soru hepimize. Pardon, beylere. Beyler. Evet. Bu sorun beylere. Koca koca adamlarsınız. Sakalları kesince nasıl bebeğe dönmüşsünüz? Doğru. Peki her şey okey. Liseli bir karakteri oynamak sizi tedirgin etmedi mi be adamlar? Övmüş mü dövmüş mü bilemedim çok. Kubilay başla. Neye başlayayım abi? Cevaba. Yani ben sakalı kesince 13 yaşında falan oluyorum. Kesmiyorum o yüzden. Seviyorum sakallarımı. Ama garip de gelmedi yani. O da bir karakter. Sunulan senaryoya ve hikayeye hizmet eden bir karakter. O yüzden bir sakıncası olmadı benim. DNA diye bir şey var. Böyle sarmal gidiyor falan, tamam mı? Adenin, timin, sitozin, guanin eşleşiyor bunlar. Ve bir genimiz var yani. Ben 30 yaşındayım, sakalım yok. Yani benim yapabileceğim bir şey yok yani. Uygundum ben bu işe yani zaten, anladın mı? Bu iş için yaratıldım diyorsun yani. Ben bu iş... Evet, kesinlikle yani. Yani ben de 27 yaşındayım. Benim böyle 6 ay sakal bırakayım bu yani. Hani o yüzden çok da böyle koca koca adam kisvesi altında beni göremiyorum yani. Evet. İzleyip en sevdiğin Netflix dizisi gibi bir soru var şu an karşımda. Hmm. Daha yeni izlediğim, aslında gerçekten çok beğendiğim Unorthodox diye bir mini dizi önerebilirim şu anda. Çok hoşuma gitti benim. Gerçekten çok güzel bir hikayeydi. Sizin var mı sevdiğiniz Netflix'ten? Dark seviyorum. Sevmeye devam ediyorum. Sen Rick and Morty de seviyordun ya. Rick and Morty'ye de bayılırım. Bayılırım. Evet, sen onu seviyordun. Yani ona ama daha çok animasyon üstünden değerlendirmeyi tercih ederim. Özür dilerim. Çok pardon abi. Akıllı ol. Kim çekmedi? Birisi hiç çekmedi. Kubilay mı çekmedi hiç? Kubilay çekti ya. Yo, herkes ikinci turu dönüyoruz şu anda. O zaman ikinci turdaki topu Selo'ya atıyorum şu an. Ama böyle anneler yarışıyor gibi hani topu ona atıyorum, topu buna atıyorum demezsek hani daha akıcı olur program. Bunu 3 kere yapman lazım, öyle açılıyor da ondan dolayı şey yap. O kriptolu değil mi? Yanlış açarsan içindekiler yanıyor. Doğru mu Selahattin? Bazı özellikler var. Evet, az önceki kağıdı yırtmasından da bir şekilde yanlış açtığını gördük aslında. Artık evet. Kendini yakışıklı buluyor musun? Kendimi yakışıklı buluyor muyum? Yani bu filme geldi. Yok yok yani bana şey zaten yakışıklısın. Yakışıklısın şey demiyorlar bana. Selo. Ne saçma sapan sorular bunlar ya? Ne saçma sapan sorular? Yani bana bu arada gerçekten genelde bana yakışıklı duyduğum bir iltifat değildir yani. Hep tatlı derler. Dolayısıyla ben sen de karizmatik var. Teşekkür sen ederim. Biraz daha. Yok mu bir şey? Benim gayet bunu ilk söyleyen benim galiba. Gayet yakışıklısın kardeşim. Çok teşekkür ederim. Zaten çok teşekkür evet, ederim. Gayet. Teşekkür ederim. Yani aynada baktığım adamla barışayım diyeyim bu sorunun cevabı için. Ve kim devam etmek istiyorsa o devam etsin. Kubilay? Tamam, ediyorum. Çok sessiz gördüm seni birazcık böyle bir... Yani yakışıklı diye konuşuldu. Bana kimse bir iltifat etmeyince ben... Ama Kubilay'cığım soru senin sorun değildi biz sana. Niye şimdi durup dururken Kubilay sen ne kadar yakışıklısın diye...
Başlıyorum okumaya soruyu. Biraz özel bir soru bu. Hepimize gelmiş gibi bir soru aslında. Siz oyuncular aldığınız parayı birbirinizle konuşuyor musunuz? Bir de Netflix maaşları dolar üzerinden mi veriyor? TŞK. Sterlin olarak aldım. Ben altın üzerinden almayı tercih ettim. Bu aralar altın fiyatları da çok yükseliyor. Çok da mutluyum aslında altın şeklinde kaşemi alma kararımdan. Ya o an düşünürken aslında sadece böyle değişiklik olsun diye yaptığım bir şeydi. Ama şimdi bakıyorum ki piyasa bayağı büyük. Çünkü iki altın üzerinden almışım. Ben yatırıma girdim. Toprak aldım. Arsa verdim. Sana direkt toprak mı verdiler? Tekirdağ'dan değil mi? Amsterdam'dan diyebiliyorum ben ya. Amsterdam'dan bir arsa verdim. Amsterdam'dan evet evet doğru Amsterdam'dan. Sana İpek senin galiba üniversiteyle arkadaşlar. Siz kaşe mi aldınız? Benim öyle bir şeyden haberim yok çünkü. Ha, sen yol sana galiba üniversite şeyi yapmamış mıydın? Ne üniversite bu şey olarak evet. Ona 10 bin liralık kredi verdiler geri. Gift kart yollamışlar. İpek'e gift kart yollamışlar bir sürü küçük. Netflix üyelik vermişler ona. Selahattin su aldı. Selahattin su aldı. Selahattin fındıkla besle. Fındıkla evet. Ödeme yaptılar bana abi. Kilo kilo fındık geldi bana. Biz de yararlandık bu arada Selahattin'in fındıklarından. Bütün yaz fındık. Helal et. Yani. Evet, ama ben kimsenin sterlininden, toprağından faydalanmadım. Ben altınımı bölüşürüm sende. Sterlin olduğu için tamam. çok cüzi bir rakama denk geliyor sterlin olduğu için. Altın gel sen bana gel altın iyi bu aralar. Bedavaya çalıştık ya. Yani. Olsun. Oyuncular kendi aralarında yani aldığı parayı... Böyle kaşe konuşuyorlar. Görmedim yani. Ya yakın arkadaşınla konuşursun canım. Yani bilmiyorum benim çok öyle bir çekincem yok ama bazıları konuşmuyor. Evet, yok ben hiç sormam yani böyle bir şey. Niye sorayım? Ya evet niye sorasın ki zaten sorulmaz konusu... Yani ne kadar alıyorsun bana ne kadar... Ne kadar söyle he ne kadar. Hayır sorulmaz üzülür yani karşı taraf o yüzden. TL üzerinden. Eğer merak ediyorsanız. Hani kendini üzmemek için bunu sormaman gerekiyor anladın mı? Hani... Evet yani hani. Evet soruyu açıyorum. Alina sen ikinci turnu yaptın mı? Ha. Yapacağım şimdi. Yap o zaman. Ha, tamam. Ha siz hepiniz mi yaptınız? Yaptım. Evet. İkiyi yaptım. Ha tamam. Dur şu soruyu galiba zaten geri koymayı unuttum. Evet. Şimdi geri koydum. Sihirli bardağımdan şöyle bir soru çıktı. Bunu benim için tüm ekibe sorar mısın? En sevdiğin 90'lar şarkısı demişler. Yani ben şey söyleyebilirim işte ne bileyim Duman ya tarihlerini de bilmiyorum ki bu arada şarkıların öyle bir problem var yani işte Athena dinledim, MFÖ'yü dinledim 90'lardan çok, Duman dinledim, işte Köprü Altında var ne bileyim işte Sakın Gelme falan tarihlerini bilmediğim için bu tarz şeyler. Sizin var mı böyle çok net budur benim 90'lar şarkıları? Var. Benim şey var bir tek Justin Timberlake'in Sexy Back şarkısı çok 90'lar ve gibi geliyor bana bir o var. Söyle yani, Bilal buyurun. Ve aya benzer yüreğim diyorum ya. Her çaldığında mutlu oluyorum şarkı. Her çaldığında böyle sağa sola sağa sola böyle geziyorum. Çok mutlu ediyor benim şarkı bilmiyorum. Ben gene bir Tarkan'dan gireceğim. Kış güneşiyle bu sefer kış güneşiyle girmeyi tercih ediyorum. Evet. Ben de içimdeki Yıldız Tilbe aşkını daha fazla tutamıyorum ve delikanlı diyorum. Delikanlısın deselo. Canımsın. Ya açıkçası benim böyle spesifik... Aa şunu hep... Tilbe'ye ben de katılıyorum. Çok özür dilerim böyle. Yıldız Tilbe'ye katılıyorum. Bir daha olmasın. Özür dilerim ya. Burada konuşuyoruz ya. Evet, sette gergin dakikalar yaşandı. Karavanı yakan Mert Yazıcıoğlu ardından kula yakaya bardak fırlattı. Bardak! Benim öyle spesifik bir şeyim yok açıkçası. Buna takığım, kesin dinliyorum dediğim bir şey yok. Ben çok müzik sever bir adamım. Bütün müzikleri dinlediğim için. Synth pop da çok dinliyorum. Yani şu an için bu cevabım. O zaman değişken bir ruh halini vardır mesela. Evet ben oyuncuyum Kubilay. Ya, böldüm ya seni. Sana hemen bir soru yöneltip biraz daha konuşturmak gönlünü almak. Ya hadi şimdi lütfen. Ya var ya sen çok çok adisin. Sana soru sonra sana geliyor bu soru. Hadi. Hadi bakalım. Sor. Kendi sorularımızı birbirimize soruyoruz. Hayır. Ben cevaplayacağım. Siz de cevaplayın. İntrosunu en sevdiğin Netflix dizisi Dark. Dark bu arada kesinlikle. The Crown. İntroları sevmiyorum. Diziler çok Sikim. Ya benim de açıkçası şu an aklıma gelen böyle spesifik bir şey olmadı. Ben de introyu atla deyip dizileri izlemeye başlarım ama güzel introsu olan vardı. Bunu konuşmuştuk daha önce. Şu an aklıma gelmedi. O zaman bu soruyu sen soracaksın.